Merhaba. Sürdürülebilir deniz turizminin mevsimsellik özelliğiyle değerlendirilmesi konusunu Saros Körfezi üzerinde bu çalışmamızda değerlendirdik. Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Doktor Nursel Türksoy, yine aynı programdaki hocam öğretim görevlisi Özgür Altınay ile bu çalışmayı hazırladık. İlk olarak deniz turizmi üzerinde durduk. Deniz turizmi ve diğer turizm türleri yapısal özellikleri nedeniyle yılın belirli zamanlarında gerçekleştirilir. Deniz suyu ve hava suyunun sıcak olduğu yaz aylarında tabii ki. Diğer aylarda tercih edilirse aynı etkiyi bırakmaz. Bunun tam tersi olarak da kışın kayak turizminde tercih edildiğini görüyoruz. Yani turizmin belli zamanlarda yoğunlaşması mevsimselliğin doğal sonucu olarak görülür. Bu çalışmada önce deniz turizmi ve çeşitleri üzerinde durulmuş sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde deniz turizmi Saros Körfezi'nde incelenmiştir. Deniz turizmi denize dayalı rekreasyon faaliyetlere katılmak için seyahat edenlerin katıldığı bir turizm türü. Bu kavram bünyesinde birçok turizm çeşidinde barındırıyor. Sadece deniz, kum, güneş üçgeni olarak sınırlı değildir. Deniz çevrelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli bir kısmı deniz turizmi başlığında değerlendirilebilir. Ancak pek de bir yani herhangi bir faaliyetin deniz turizmi kapsamına alabilmesi için deniz kıyısında, içinde veya üstünde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sadece işte deniz kum üçlüsü, yat kruvaziyer turizmiyle sınırlandırılmayacak kadar çeşitliliğe sahip. Literatürde bazı yerlerde yine kıyı turizmi olarak ifade edilen deniz turizmi tanım olarak baktığımızda insanların sürekli yaşadıkları yerlerden ayrılarak deniz etrafında yaptıkları konaklama ve seyahatler bütünü olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla deniz veya kıyı turizminin içinde ya da kıyılarında turizm amacıyla yapılan tüm ticareti faaliyetlerin kapsadığını görüyoruz. Denizin bulunduğu alanlarda eğlence, hobi, boş zaman değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen tüm etkinlikler deniz turizmi kapsamında değerlendirilir. Konukların zaman geçirmeleri, eğlenme, dinlenmeleri için deniz turizmi etkinliklerinin yanında konaklama, yeme, içme, tüm rekreatif eğlen etkinlikleri sunma deniz turizmi kapsamında değerlendirilir. Sualtı su üstü balıkçılığı, tüm deniz sporları, rüzgar sörfü, su kayağı, dalış ve denizde gerçekleştirilen turlar, yelkencilik benzeri etkinlikler deniz turizmine yönelik etkinlikler içerisinde yer alır. Deniz turizmi kapsamına girmeyen etkinlikler, denizde kullanılarak gerçekleştiren faaliyetler veya gıda elde etmek için denizde bulunup dalış gibi faaliyetler yine gerçekleştiriliyor. Çalışmamızda genelden özele doğru ilerleyecek olursak, Türkiye'de biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Türkiye, deniz ve kıyı turizm potansiyeli yüksek bir ülke. Coğrafi konumu itibariyle 8.333 kilometrelik kuzey, batı, güney denizleriyle çevrili olması deniz turizm potansiyelini artırmakta. Aynı zamanda ılıman iklimde yer alması yine büyük bir potansiyel sağlıyor. Türkiye'de turizm planlaması ve kitle turizmine yönelik gelişmelere göre sonuç olarak Ege ve Akdeniz kıyı bölümlerinin kıyı kesimlerinde aşırı yoğunluk, kıyı çevreleri ve arka alanlarda çarpık kentleşme, yapılaşma, çevre sorunlarıyla birlikte altyapı yetersizliği meydana gelmiştir. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir deniz turizmi kapsamında olayı ele almak gerekiyor. Dünya üzerinde deniz turizmine yönelik gerçekleşen kitlesel turizm hareketleri, sosyokültürel doğa kaynakların bilinçsiz kullanımı, deniz turizmi uygulanan destinasyonlarda geri dönüşü olmayan bozulmalara neden olmuştur. Örnek olarak kitle turizminin yoğun turist nüfusuna aynı kısa sezonda daha çok kıyı alanları üzerinde yapılmış bulunan işletmelerde konaklama, yeme içme, eğlenme, gezme, harcama yapmaya yönlendirilmiş bu alanlarda yine yoğun baskının artmasına yol açmış. Kıyı turizminde büyük potansiyeli olan Türkiye'nin toplam turizm talebinin %90'ı deniz turizmine yönelik olmakla birlikte deniz turizminden faydalanmak turizm faaliyetlerinin sadece 4-5 ay gibi kısa bir zaman diliminde kalmasına, yaz mevsiminde kıyılarında çok aşırı bir yoğunluk yaşanmasına, doğa kaynaklarının hızla yok olması ve çevre kirliliği gibi bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bu nedenle
Türkiye'nin kıyı turizmiyle birlikte sahip olduğu tüm değerlerin sürdürülebilir turizm potansiyeline dönüştürülmesi zorunluluğu daha da önemli hale gelmiş ve alternatif turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla turizm varlıklarının korunarak kullanım gerekliliği anlaşılmış. Körfez kıyılarının rekreasyonel kullanımına bağlı iç turizm hareketleri son yıllarda yoğunlaşmış. Kıyı denizler ve diğer tüm doğa kaynaklarının gelecek nesillere bozulmadan sürdürülebilir yönetim anlayışı tüm turizm faaliyetlerinde esas alınması gerekir. Saros Körfez olarak deniz turizmini incelediğimizde, Ege Denizi'nin kuzey kıyılarında Gelibolu Yarımadası'nda Keşan'a ve oradan Enez'e uzanan kıyı şeridinde Edirne'ye 150, İstanbul'a 250 km uzaklıkta yer alan bir bölgedir. Keşan Enez boyunca 75 kilometrelik kıyıların 40 kilometresi Keşan, 35 kilometrelik bölümü Enez sınırları içerisinde yer alır. Edirne'nin güneyini oluşturan Saros Körfez kıyıları 70'li yıllardan itibaren kıyı turizmi başlamış. Sezonun Akdeniz ve Ege kıyılarına kıyasla kısa olması, bölgenin sınıra yakın olması ve askeri tatbikat bölgesi olması gibi nedenler Saros Körfezi'nin sosyoekonomik açıdan çok fazla gelişmemesine neden olmuş. Ancak turizmin yavaş bir hızla gelişmesi de bölgenin doğal yapısını korumasına uzun süre neden olmuş. Marmara Denizi'nin kirlenmesi İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ gibi çevre illerde yaşayanların yakınlarda yeni yerler arayışına itmiş ve bölge arayışta olan yerli turistler tarafından değerlendirilmeye başlanmış. Deniz turizmi kapsamında yüzme güneşlenme olarak sahillerden bütün Saros Körfezi'ne yararlanmak mümkündür. Yelken, su kayağı, kürek çekme, rüzgar sörfe gibi sporları daha çok Erikli ve Gülçavuş'ta, dalış, sualtı fotoğrafçılığı ve alkolizisi gibi su sporları Sazları, Üç Adalar, Gökçetepe, Mecidiye, İbrici, Erikli ve Danışmen'de yapılmaktadır. Saros Körfezi, besin tuzları ve sıcaklık bakımından farklı olan Karadeniz, Ege ve dolayısıyla Akdeniz sularının karşılaşma alanındadır. Bununla birlikte kendi kendini temizlemesini sağlayan dip ve yüzey akıntıları bulunur. Yılda 3 defa aynı zamanda Şubat, Nisan, Temmuz aylarının 15 ve 18. günleri başlayıp 25 ve 28. günleri sona eren tabandaki ve yüzeydeki soğuk ve sıcak su akıntıları körfezi temizlemekte. Böylelikle kirletici etkenlerden uzun süre kurtarmasını mümkün kılmış. Mecidiye'ye baktığımızda 6 kilometre uzaklıkta İbrice Limanı çevresinde herhangi bir yapılaşma yok. Burası daha çok dalış okullarına ev sahipliği yapmakta ve bahar ve yaz aylarında dalış turizminde yoğunluk yaşanır. Liman Osmanlı son dönemlerinde ve sonrasına kadar uzun köprü yönüne tren yoluyla kendine başka bir yol bulan taşıma ağına yakın olması nedeniyle Trakya işlerinde çeşitli yüklerin taşındığı bir liman görevi üstlenmişti. Günümüzde daha çok burada balıkçı balıkları ve dalış okullarına ev sahipliği yapıyor. Yaz sezonunda tekne turları için hareket limanı olarak kullanılır. İbrice limandan Erikli yönüne doğru kıyı boyunca insan eliyle yapılmış, su altına yerleştirilmiş çeşitli tarihi objelerden oluşan Sualtı Tarihi Müzesi yapılmasında projenin yürütme merkezi konumundadır. Farklı zamanlarda yapımı süren emsalsiz projenin adı Saros Yapay Resif ve Sualtı Tarihi Müzesi projesidir. Çanakkale Savaşı'nı görsellerde gelecek nesil ve dünyaya aktarmak amacıyla Seyit Onbaşı'nın kullandığı topun 400 yapay resifi, Seyit Onbaşı ve Türk askerlerinin yaralı Anzak askerlerini taşımasının canlandırıldığı asker resifleri de denize bırakılmıştır. Kaptan Kusto'nun 70'li yıllarda meşhur araştırma gemisi Kalipso ile Saros Körfezi'ne dalış yapmış, Kızıldeniz'in kuzey versiyonu olarak nitelendirmiş. Saros Körfezi'nde bulunan İtalyan koyu, uzun kum plajı, toplar burnu, bebek despot kayalıkları, askeri taş ve minnoş kayalık adası en çok ilgi çeken dalış noktalarıdır. Bebek kayalıkları ve minnoş adası da Türkiye'nin gözde en 10 dalış noktası üzerinde kabul edilir. Yapılan bir araştırmada Saros Körfezi'ne gelen bölgeyi tercih etmesindeki en büyük etken olarak denize girmek olarak tercih edildiği görülmekte. Sırasıyla eğlence, yeme içme, sağlık nedenleri, piknik yapmak, doğa yürüyüşü gibi seçeneklerin tercih edilmesinde bölgeyi ziyaret eden turistlerin en çok kırsal alanda faaliyetlerine yönelerek tatil yapmayı amaçladığı, yani deniz ve kıyılardan yararlanma amaçlı bölgeye tercih edildiği görülüyor. Yine diğer bir soruda Saros Körfezi'ne uygulanabilecek turizm türleri olarak en uygun
bölgeyi ziyaret edenler tarafından deniz turizminin tercih edildiğini görüyoruz. Daha sonra ona yakın işte sualtı dalış turizmi, karavan turizmi gibi yine daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirilebilecek deniz ve denizin kullanımına bağlı turizm türlerinin uygun olarak tercih edildiğini görüyoruz. Sonuç olarak Saros Körfezi, Türkiye'nin Avrupa'ya birleştiği konumda olması, doğal kültürel yöresel yapısı, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale gibi büyük illere yakın olması nedeniyle özellikle iç turizmde ilgi görür. Akdeniz ve Ege sularına göre denizinin daha soğuk olması, geç ısınıkta olması deniz turizm sezonunu belirli aylara sıkışmasına neden olmuş. Hızlı bir kentleşme ve endüstrileşmenin yaşandığı Trakya ve İstanbul bölgesi için Saros Körfezi önem arz eden bir iç turizm potansiyeline sahip. Edirne ve çevre illerden özellikle İstanbul'un sürekli artan nüfus nedeniyle Saros Körfezi'ne olan talep her geçen gün artar. Bu talebin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için bölgedeki rekreatif aktivitelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesinden başka şu an sahip olan doğal kültürel tarihi yapının bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması da çok önemlidir. Deniz turizmi hizmetlerinden yararlanılmasında ulaştırmanın önemi yüksektir. Ulaştırmada coğrafi özellikler önemlidir. Deniz turizminde kolay ve ucuz olması, buna karşın deniz turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği alanda kolay ulaşılması, ikincil konutların burada çoğalması bölgenin özelliğini yitirmesine de neden olabiliyor. Örneğin işte Bodrum ve Güllük arasında hava alanına yakın olmasından dolayı yapılaşma artmış ve deniz turizm faaliyetlerine uygun olma özelliğini de kaybetmiş. Yine bölgede bulunan Enez ilçesinde 80'li yıllarda liman balıkçılık faaliyetleri kullanılmakta ancak ulaştırmada kitlesel bir ulaşım aracı olarak kullanılmamış. Yakın bir zamanda buraya yine gümrük kapısı yapılması projesi gündeme gelmiş. Enez Limanı'na gümrük kapısı yapılması için 2021 Mart ayında başlayan çalışmalar devam ediyor. Kapının kurulacağı 130 metre uzunluğu, 45 metre genişlik ve 8 metre derinlikteki liman inşaatı sürmekte. Böylece ticarete ve turizme katkı sağlanması beklenmekte. Ancak denizin ve kıyıların kullanımı, yatçılık ve diğer faaliyetleri çevreyi, bölgenin flora ve faunasını bozmamalı, tehdit unsuru oluşturmaması gerekir. Saros Körfezi daha çok İbrice Limanı'nda bulunan taş ocakları, ormanı tehdit etmekte. Yine aynı bölgede Saros, FSRU Liman ve Boru Hattı projesi doğal çevreyi tehdit etmektedir. Bu işletmelerin çevre kirliliğini yaratmaması ve çevreye yayılmaması için sıklıkla kontrol edilmesi gerekir. Konaklama işletmelerinin kalite ve kapasitesinin artırılmasının yanında 2634 sayılı turizm teşvik yasasıyla yabancı bayraklı yatların Kültür Turizm Bakanlığı'nda işletme belgesi alması şartıyla Türk liman ve karasularında turizm amaçlı çalışmalara izin verilmiş. Böylece uluslararası rekabet ortamı yaratılarak deniz turizmi ivme kazanmış. Yat, liman, yatırım ve işletmeciliğin yanında özellikle geleneksel yöntemlerle yat yapımı nedenleriyle Türkiye'nin de en çok tercih edilen dünyanın üçüncü ülkesi konumuna gelmiş. Deniz kıyılarının faaliyet alanı genişleten, ulaştırmayı ve turizmi genişleten yat turizmi, su sporları ve kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Türkiye'de tüm bu faaliyetlerin yalnız belli bölgelere sıkışmaması, işte Saros Körfezi gibi alanlarda da faaliyetlerin genişletilmesi gerekiyor. Dünyadaki değişimler insanların eğitim ve refah seviyesini artmaya devam edeceği ve seyahatlerin de artacağını gösteriyor. Turist tercihleri farklılaşacak, yenilik ve alternatif turizm türleri talep artmaya devam edecek, konfor macera etkinliklerin yoğunluğu artacak. Bu kapsamda turizmin çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması önemli. Türkiye'de mevcut tarihi doğal kültürel yapısının sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, işte kültür turizmi gibi bu turizm türleriyle bütünleştirilerek artırma potansiyeli var. İmkanı var. Bunların olumlu değerlendirilmesi bölgesel planlama ile mümkün olabilir. Tüm bu turizm türleri ayrıca deniz kıyısı bulunan bazı turistik mekanlarda gerçekleştirecek deniz turizmi ile birleştirilebilir. Deniz turizminde gelişmiş Antalya'da kongre golf turizmi gibi türleriyle deniz sezonu ve turizm sezonu dolayısıyla daha uzun vakitlere yayılması mümkün olmuştur. Sürdürülebilir deniz turizminde
turizmin olumsuz etkilerinin önlenebilmesi iyi bir planlama ve araştırma yapmayı gerektirir. Özel ve kamu işletmelerinin tüm paydaşlarının fikir paylaşımı ve işbirliği halinde olması gerekir. Bu bağlamda uygulanabilecek standart bir uygulama yoktur. Bölgesel kültürel farklılıklar farklılıklar gösterebileceğinden kıyı ve deniz ortamlarının planlama ve yönetim birbirinden farklı olabilir. Saros Körfezi'nde bölgenin fiziki, sosyo-kültürel yapısı, yerel halkın, turistlerin beklentileri ortaya konup, dünyanın farklı yerlerinde benzer alanlarda turizm uygulamalarıyla mukayese ederek, hem deniz turizminin hem de deniz ve kıyı kullanımına yönelik turizm türlerinin bunlara da uygun planlama, uygulama ve pazarlama faaliyetleri yürütülebilmektedir. Evet, konumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.